MediaMarkt sunar. Murat abi, devamı yine biraz Last Dance'den bahsedeceğiz. Üçüncü konumuzda. Jordan'ın kariyerinin zirvesini konuşacağız. Çok enteresan ve çok muazzam performanslar izledik belgeselde. Suns serisi finalde oynadı. Hakikaten muhteşem rakamlar ve inanılmaz bir seri kendisi için. Hemen rakamları söyleyeyim kısaca. 41 sayı, 8.5 rebound, 6.3 asist, 1.7 top çalma ve 1.7 blokla final serisi oynuyor. Sizce Jordan'ın kariyerini ele aldığımızda zirve noktası, zirve yaptığı yer bu seri mi? İstatistik olarak baktığın zaman kesinlikle bu seri. Boston serisi 3'te bitmeyip orada Boston'a geçip devam etse, o kırık ayak ayaktan döndüğü seriler veya playoff belki en iyisi olacak. Ama ya Jordan'da zirve yok bence. Jordan zirveleri yaratıyor ve o zirvelere çıkıyor. Ondan mesela ben hala çok iyi bir şütör olmadığı bir dönemde Portland serisinde şeyi unutamıyorum yani. Shrug. Üçlüklerden sonra kim ona yaklaşmışsa Kobe ondan çok önemli, yanıyor. Şimdi Clyde Drexler çok mütevazidir. Ben röportaj da yapmıştım. Hatta lise takım arkadaşıyla ilgili bir soru sordum. Sen nereden biliyorsun? Ben unutmuştum bile onu demişti. Ama çok mütevazi, çok şey. Hiçbir zaman ben Jordan'a gibi oyuncuyum demedi. Ama medya belki de Jordan'ı daha da yukarı itmek için devamlı işte Clyde Drexler var diye Portland Sam Bowie'yi seçti, Jordan'ı seçmediden başlayarak o sezonla iyi geçirmişti ama Clyde Drexler finallerde yaptığı ve rüya takımında devam ettiği o eziyet, bence o da zirve. Yani sana bu kadar yaklaşmış birisini o kadar ezmek de büyük bir yani kral şeyi, hareketi. Karl Malone MVP seçiliyor. Utah serisi yine Allah da yardım ediyor. MVP'ler hep karşısına çıkıyor. Yani MVP'leri alt etme fırsatı da veriyor. Ama mesela Barkley finalinde 199 şut kullanıyor. 101 basket. Portland finalinde 154 şut kullanıyor, 81'i basket. Bu yüzdeler olağanüstü. Olağanüstü. Yani ona gösterilen o özel ilgi, özel sertlik, savunmalar falan filan olağanüstü. Evet, bence bütün şeye baktığın zaman en zirve Phoenix bence. Ama çok zirve var diye de düşünüyorum. Benim en çok etkilendiğim izlerken ise Portland'tı. Çünkü hakikaten yani onun gibi o seviye olur mu değil ama nasıl bir dönem Michael Jordan'dan sonra dünyanın en iyi oyuncusu Charles Barkley'i herkes kabul ediyor. O dönemde Michael Jordan'dan sonra en iyi scorer guard, scorer forward, small forward adını ne koyarsan koy kesinlikle Clyde Drexler diye ben de inanıyordum ama o şöyle yaptı. Bir dakika, olabilir ama aramızda bayağı bir mesafe var dedi. Bence Murat abi, bu söylediğiniz hem de şansından dolayı bütün serilerde geçerli. Barkley de MVP kazandığı sene, tamam MVP'yi bu aldı ama aramızdaki farkı bir görün diyor. Zaten Barkley kendisi de evet, seriden sonra anladım ki dünyadaki en iyi oyuncu Jordan ve kesinlikle ona kaybetmekte bir üzülecek bir durum yok gibi psikolojik olarak da kazanıyor. Zirveye geri dönecek olursak Murat abi, aslında sezon olarak bakıldığında 87-88 sezonu inanılmaz bir sezon. Yani bütün ödülleri kazanıyor. MVP, defansif oyuncu, All-Star MVP'si, 35 sayı, 3.2 steal'la hem sayı kralı hem top çalma kralı NBA'de.
50 ve 32 ile Chicago'yu üçüncülüğe taşıyor Doğu Konferansı'nda ki Chicago daha o zamana kadar böyle bir başarısı yok. Sonra o daha önceki bölümlerde belgeselde gördüğümüz Cleveland serisinde 45.2 sayı, 5.5 rebound ve 4.8 asistle oynuyor ve %63 true shooting percentage yani gerçek şut yüzdesiyle oynuyor. Yani o sezon başlı başına baktığınızda aslında şampiyonla taçlandırmadığı için bireysel yeteneğinin ve bireysel rakamlarının belki de en üst seviyede olduğu sezon. Ama ondan sonra şampiyonluk mentalitesi ve o şampiyonluğu nasıl kazanacağını öğrendikten sonra bakıldığında zirve olarak ben de size katılıyorum. Yani Phoenix serisi hakikaten o John Paxson üçlü atana kadar dördüncü çeyrekte başka kimsenin sayı atmaması takımda. Sadece bütün sayıları Jordan atması ki molada Phoenix'in hocasının Jordan bizi bugün yenmeyecek başkasını yenmesini sağlayın demesine rağmen bütün bunları yapıyor olması. Hakikaten inanılmaz bir seri ve inanılmaz bir başarı. Tabii ki John Paxson'ın üçlüğü de orada yardımcı olan bir çok önemli bir katkı oluyor. Portland serisinde Murat abi şöyle bir şeyim var. Evet 6-3'lük çok ve o şırak çok meşhur oluyor tabii ki. Yani kesinlikle o hareket çok ikonik bir hareket. Ama baktığınızda takım olarak bana sorarsanız yani geçmişe doğru baktığımda Phoenix daha yani Portland'a göre daha güçlü bir takım. Portland'ı yenmeleri o dönem daha beklenen bir takımken Phoenix daha baş başa kafa kafaya olabilecek bir rakip gibi lanse ediliyor. Ona rağmen Phoenix'i çok rahatlıkla yani 4-2 bitiyor seri ama çok rahat geçiyorlar. Portland kazanmaları gereken bir seride Magic Johnson'a bak bu adam benim benle aynı cümleye koyuyorlar ama alakamız bile yok göstereceğim deyip bunu yapması söylediğiniz mentaliteyi gösteriyor. Kesin. Yani bu arada da çok enteresan bir şey Murat abi size sorayım. Hep bahsettiğimiz seneler birinci repeat'ten. Aslında second repeat takımına daha iyi bir takım olarak adlandırırlar ama Michael Jordan'ın zirvesi ilk repeat'te. Bir buçuk sene ara vermek kolay değil tabii. Çok farklı iki spor. Ama işte ben mesela o Malone'un MVP seçildiği yılki finali de orada biraz istatistikleri düşüyor. Özellikle şut yüzdesi ama tabii o Utah takımının da savunma şeyini unutmamak lazım. Jerry Sloan'un da ne kadar kendi oyunculuk günlerinden itibaren savunmayı ne kadar iyi yaptıran takımlar yarattığını da eklemek lazım. Ama tabii ki o zaten işte demin onu söyledim. Yani tam 30 yaşına geliyor. En tecrübeyle fiziğin zirve yapacağı 2 yıl gidiyor beyzbol oynuyor. Yani bahsettiğimiz gibi söylediğiniz gibi Murat abi Suns serisi de en iyi dönemi mi diyoruz? Ondan sonra yok. Yani hakikaten olsaydı ne olurdu? Onun seviyesinde yok. Yoksa... Yok, evet onun seviyesinde tabii. Diyelim ve Jordan'ın en iyi dönemini yorumlara izleyicilerimize de soralım. Hakikaten seçmek çok zor. Bireysel olarak çok yani sezon olarak yaptığı başarılar, serilerde, maçlarda hakikaten Russell Westbrook'un arka arkaya kırdığı triple double rekoru da 88-89 senesinde Jordan'a aitti yakın zamana kadar. Bir sürü rekoru ve bir sürü istatistiği var diyelim. En iyi sezonlarını ve en iyi zirve yani en yüksek zirvelerini konuştuk Jordan'ın. Bunu daha önce de bir programımızda bahsetmiştik. Acaba hangi oyuncunun zirvesi en iyi oyuncu olarak karşımıza çıkar diye. Bu araştırmayı yaparken karşıma Shaquille'ın yaptığı 99-2000 sezonu geldi. Steph'in unanimous MVP olarak seçildiği sezon geldi. Tabii Will Chamberlain'ın birkaç sezonu var. Sizin aklınıza gelen bu tarz özel sezonlar hangileri veya kimleri oraya koyarsınız? Valla Larry Bird'ün sakatlanmadan önce 1 ve 2 yani belinin başlamadığından bir önceki 85 galiba yani Larry Bird çok acayip bir oyuncuydu. Onu üniversitede bile izlemiş olmanın verdiği çok büyük bir ayrıcalığa sahip olduğumu düşünüyorum. Hala zaten Michigan State, Indiana State NCAA finali izleme rekorlarına sahiptir. Magic'le onun ilk kez karşı karşıya
geldiği maç. Magic'in çok acayip şeyleri var. Kareem Abdul-Jabbar'ın aslında sezon şampiyon olduğu sezon çok şeydir. Ya zaten bu oyuncuların o seviyeye çıkması böyle sezon ve sezonları gerektiriyor. Çoğunun da zaten unutulmayan maçları, şutları, sezonları sonunda da bu gitgide büyüyerek kariyer ve efsane şeyine dönüyor. Başka kimin var? Charles Barkley'in var. İşte, Allen Iverson var. Yani bir sezon olarak söylediğiniz gibi yükseliş yapan çok insan var ama o seviyeyi korumak zaten en zor başarılardan biri. Allen Iverson'ın Lakers'da finale karşı çıktığı ve tek maç kazandıkları sene hakikaten Iverson ve 4 diğer takım arkadaşı gibi bir kadro yapılanması vardı. Orada coaching başarısı da çok önemli. Yani Eric Snow'lar, işte tabii Dikembe, yaşlanmış bir Dikembe vardı. Raja Bell falan gibi görev adamları vardı ama Naki gibi görev adamları vardı ama hakikaten Iverson'ın o boyda, o fizikle muazzam bir senesiydi. Ona göre Stephen Curry'nin bahsettiğim gibi unanimous MVP seçildiği 73 ve 9'luk sezonda tek başına artık ne atsa giriyor gibi bir şut attığı bir sezon geçirdi. Ama bütün bunlar, bu oyuncular bir sezon, iki sezon görüyoruz. Jordan'ı Jordan, LeBron'u LeBron yapan veya Larry Bird'ü Larry Bird yapan başarı da bunun her zaman 3 aşağı 5 yukarı aynı seviyede devam ediyor olması diye düşünüyorum. Yani o seviyeye çıkıp işte sakatlık olmadan, yaşlılık veya işte Magic'te HIV pozitif, kendini o aşağı çeken bir Shaq var. Evet. Yani Shaq o seviyedeyken şunu kafaya koysa ki Jordan örneği de var. Belki pivot pozisyonun önemi bile daha fazla devam edecekti. Tarifi bile bugünkü durumda olmayacaktı. Ben Jordan'dan da iyi olacağım diye kafaya koysa o ilk three-peat'ten sonra müziği, sinemayı, televizyon dizilerini, eğlenmeyi bir kenara bıraksa çünkü onun ayaklarındaki, bileklerindeki, dizlerindeki problem hep kilodan kaynaklı. Kendine bakmamasından. Zaten Kobe'yi en çok sinirlendiren şey de her tatil, yani sezon bittikten sonra, tatile çıktıktan sonra kilo alıp out of shape bir şekilde, tamamen kondisyonunu kaybetmiş bir şekilde geri dönmesi. Yani bir 2-3 sezon Shaq da Jordan gibi durdurulması mümkün olmayan bir güçtü. Ama Jordan onu üstüne koyarken veya o seviyeyi korumak için her şeyi yaparken Shaq da vay baba ya ne güzel dünya dedi. Shaq da Kobe'nin mentalitesi olsaydı tabii şu anda gelmiş geçmiş en iyi oyuncu Shaq diye konuşuyor olurduk. Konuşuyor olabilirdik valla. Yani. Diyelim bir sonraki konumuza geçelim. Bu GOAT debate'leri veya efsane sezon konuşmalarına önümüzdeki bölümlerde de devam ederiz. Media Markt sundu.